12 tondan fazla yük taşıyorsa bu yola giremez. Yayın attı, doğalgaz attı, internet attı. Demek ki ağırlık gelince bunlar zarar görecek demek. Tek başına bunu koyduysa bunun anlamı da şudur. Bundan önce koyulan tüm yasaklar ve kısıtlamaların sonu anlamına geliyor. Sadece bir zincir takmanın sonu. Bunlar da yeşil zemin üzerine beyaz harflerle. Bu yaban ayısını biz nerede görüyoruz? Bunun birinci anlamı şu. Bu kavşaktan düz giderseniz Samsun'a gidersiniz. Bu kavşaktan sağa dönerseniz Yozgat'a gidersiniz. Tabii sürücü kurslarına bir ilgi var tabii de. Zaten zamla ilgili bir konu şöyle. Sürücü kursları her yıl 1 Ocak'ta yeni fiyat tarifelerini açıklarlar. O yıl o fiyatı uygularlar. Bu bizim özel eğitim kurumları genel müdürlüğünün her yıl bize uyguladığı sistemdir. Yani sürücü kurslarının özel keyfi, cam yapma diye bir olayları yok. Şimdi şu anda bizim Samsun için birim fiyatımız B sınıfı için 6000 lira olarak planlandı. Bunun sebebi de şöyle, yılbaşında asgari ücretlerin hemen hemen iki katına çıkması. Tabii o çıkınca da SGK primleri de çıkacaktır. Akaryakıt zamları da artık dayanılır gibi olmadığı için bu fiyat bile kurtarmamaktadır. Aralık ayı dönemini açtık. Aralık dönemine kayıtlı olan öğrenciler de adaylarımız da 2023 harçlar kanuna tabi olacaklardır. Harçlar kanununa yeniden değerlendirme oranı %122 olarak belirlendi. Ama son kararı meclis karar verecektir. Cumhurbaşkanlığı karar verecektir. Oradaki harçlar ne çıkarsa biz de onu uygulamak zorundayız. Daha doğrusu konu bizde hiç ilgisi yoktur. Harçlar kanununa göre geçen yılın fiyatına %122 ilave ederseniz B sınıfı bir sürücü belgesinin harcı da yaklaşık 4200 lirayı falan bulmaktadır. Yani 6000 lirayı da ilave ederseniz 10000 lirayı falan bulacaktır. Var ilgi var da bizim vatandaşımız tam konuya vakıf değil. Aralık ayında kaydolduğu zaman zannediyorlar ki harçlarda muhafızız. Sınavlar bunlar Ocak ayında olacaktır. Harcı da Ocak harçlarıyla ödenecektir. Yani şey olarak bir avantaj var. Nedir bir şey olay? Aralık 2022 fiyatlarına kaydolacaklardır. Onun fiyatı da 5000 liraydı. 2023'te de 6000 lira oldu. Yani pek de bir fiyat farkı yok. Bizim temel giderlerimiz böyle. Biz akaryakıt üzerinde şey yapıyoruz. Arabalarımızda kullandığımız şeyin en fazla bize mali yükü o getiriyor. Bir de asgari ücret artış oranında bizim giderlerimizi olumsuz yönde etkileyecektir. Şimdi üzerinde beyaz harflerle E88 yazıyor. Bu ne demektir? Türkiye'den 5 tane kasem üzerine beyaz harflerle yazılan ve her 1 kilometre arayla koyulan yaba. Bu yaba Samsun'dan çıkalı 29 kilometre olduğunu bildiren yaba oluyor. Önce iyileştirilmesi gerektiğini bize bildiren yabamız oluyor. Döndürüyor. Bir de demek ki şurada bir yerde muhakkak ışık var, size ondan sonra oradan devam ettiriyor. Yani olan yabalarda coğrafi bilgi levası. Şu leva Ankara.